Merhabalar arkadaşlar, ben Atıf Yasin. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün sizlere Robin Sharma'nın Aile Bilgeliği adlı kitabını okuyacağım. Kısa kitap özeti. Bu fevkalade kitabın sayfalar arasında ünlü yazar Robin Sharma, basit olduğu kadar çarpıcı da olan etkili bir sistemi anlatıyor. Bu sistem sizlere çocuğunuzun doğasında bulunan liderlik potansiyelini ortaya çıkarmanızın yollarını gösterirken, süreç içinde kendiniz için de daha zengin ve daha ödüllendirici bir hayat tarzı yaratmayı öğrenmenize yardım ediyor. Robin Sharma, yaşamda kılavuz olacak pratik derslerle olduğu kadar derin anlayışı ve içten coşkusuyla biz okurlara aile liderinin 5 ustalığını öğretiyor. 1. Çocuğunuzun doğal yeteneklerini ve üstün becerilerini çözerek hayata salıverin. 2. Sevdiklerinizle aranızdaki bağları derinleştirin. 3. Çocuklarınızı karakter açısından güçlü, zihinsel açıdan akıllı olmaya teşvik edin. 4. Çocuklarınıza büyük düşler kurmayı ve gerçek başarıyı bulmayı öğretin. 5. Hayatınıza dengeyi geri getirerek daha sade, daha neşeli ve daha huzurlu yaşayın. Hayatta neyin önemli olduğunu yeniden düşünün ve size vereceği armağanların keyfini çıkarın. Genellikle en mükemmel olduğumuz anlarda gözümüze çarpan kendimiz olmaktan korkarız. Abraham Maslow. Yaşamın en üzücü yanı ölmek değil, hayattayken gerçek anlamda yaşayamamaktır. Çoğumuz yaşamımız söz konusu olduğunda az da yetinip insanlığımızın gün ışığına çıkmasına tam anlamıyla izin vermemekteyiz. Hayatta gerçekten önemli olan şeyin ne kadar önemsiz şey topladığımız ya da ne kadar para kazandığımız değil, yeteneklerimizden kaçını bu dünyaya bir değer katmak üzere kullanabildiğimiz olduğunu öğrendim. En önemli olan şey dokunabildiğimiz hayatlar ve ardımıza bıraktıklarımızdır. Tolstoy şu satırları yazarak bu durumu son derece iyi anlatmıştır. Yalnızca başkaları için yaşadığımızda kendimiz için yaşamış oluruz. Bu basit bilgeliği öğrenmek 40 senemi aldı. Başarının kovalanamayacak bir şey olduğunu keşfetmek için harcanan 40 yıl. Başarı, diğer insanların hayatlarını zenginleştirmeye adanmış bir yaşamın amaçlanmayan ancak kaçınılmaz bir yan ürünü olarak hayatınıza akıverir. Günlük odağınızı hayatta kalma tutkusundan ömür boyu sürecek olan bir hizmet bağlılığına kaydırdığınızda varlığınız ister istemez başarıyla bulaşacaktır. Bir insan olarak gerçek doygunluğun bizi gazetelerde meslek dergilerinin baş sayfalarına taşıyan o heybetli davranışlardan değil de her birimizin istediğimiz takdirde gün içinde uygulayabileceğimiz basit ve gitgide çoğalan incelikli davranışlardan geldiğini bulmak için yaşamımın yarısına kadar beklemek zorunda kalmış olmama hala inanamıyorum. Bunu en iyi dile getiren kişi insanoğlunun
kalplerinin yüce lideri olmayı başarmış olan rahibe Teresa'dır. Muazzam davranışlar yoktur. Yalnızca olağanüstü bir sevgiyle yapılmış küçük davranışlar vardır. Kendi yaşamımda bunu zor yoldan öğrenmek zorunda kaldım. Yakın bir zamana kadar kendimi çabalamaya öyle bir kaptırmıştım ki, gerçek anlamda yaşamayı es geçmiştim. Yaşamın büyük keyiflerinin peşinde koşarken, küçüklerini günbegün yaşamımızı örülen ve sıklıkla da es geçilen o minik zevkleri elimden kaçırmıştım. Dürüst olmak gerekirse, yaşamım dışarıdan göründüğü kadarıyla çok başarılıyken, içsel anlamdan tam anlamıyla yoksundu. Mutluluğun doğru arabayı satın alıp, doğru evi inşa edip, doğru göreve atandığımda geleceğini düşünen eski kafalılardandım. Bir insanın değerini kalbinin zenginliğiyle, kişiliğinin güçlülüğüne göre değil de, cüzdanının iriliğiyle, banka hesabının içeriğine göre belirliyordum. İyi bir insan olmadığımı söyleyebilirsiniz. Buna basit bir karşılık vermek gerekirse, yaşamın gerçek anlamı ya da yaşarken kendimi nasıl idare edeceğimle ilgili hiçbir fikrim olmadığını söyleyebilirim. Bu belki de dostluk kurduğum kişilerle ilgili bir durumdu. Ancak iş dünyasında tanıdığım herkes aynı felsefeye göre yaşıyordu. Günlerimizin en iyi saatlerini bizi o çok istenen köşe ofise, Hamptons'daki gösterişli yazlığa ve belki de Fransa'daki o muhteşem dağ evine kavuşturacak başarının merdivenlerini tırmanmaya adıyorduk. Hepimiz ünlü olmak, takdir edilmek ve onurlandırılmak istiyorduk. Hepimiz alabildiğini zengin olmak istiyorduk ve hepsinden önemlisi hepimiz istenilmek istiyorduk. Ve günün birinde anne olup bir yuva kurma fikrinin aklımın bir köşesinde olmasına rağmen yalnız kaldığımda hayalini kurduğum şeyler çocuklarıma küçükler ligi maçlarında tezahürat yapmaktan ziyade Forbes ya da Fortune dergisinin kapağındaki bakımlı vücudumun altında Catherine Cruz tüm kuralları alt üst ettiği halde kazanan CEO yazan ifadelerdi. İşe giderken bugün hayatımın en güzel günü olacak ve bir milyonerin aklıyla bir savaşçının kalbine sahibim gibi ifadeleri yenileyip duruyordum. Başınızı sağa sola salladığınızı görür gibiyim. Ancak o zamanlar başarılı olmayı öyle çok istiyordum ki bunun için her şeyi yapmaya hazırdım. Söylememi isteyecekleri her şeyi söyleyebilir, yapmamı isteyecekleri her şeyi yapabilir ve yoluma çıkacak kadar bahtsız olan herkesi çiğneyip geçebilirdim. O zamanlardaki kişiliğimle gurur duyduğumu söylemiyorum. Size yalnızca o zamanlar nasıl biri olduğumu anlatıyorum. Sert, acımasız, azimli ve başarıya şartlanmış biriydim. Tek hatam kendim için kurmuş olduğum dünyada var olabilmek için duygusal yönümü tamamen kapatmış olmamdı. Yaşamım işimden ibaretti ve iş hayatında varılabilecek en üst noktaya varmanın kaderimde yazılı olduğunu hissediyordum. Ofis duvarımda ünlü İngiliz şair Henry Wadsworth, Longfellow'un tüm bunları özetlediğini düşündüğüm şu dizeleri asılıydı. Büyük insanların yaşamları bize kendi yaşamlarımızı yüceleştirebileceğimizi hatırlatır. Ve dünyayı terk ederken zamanın kumsalında ayak izlerimizi bırakabileceğimizi. Tabii ki ben ve MBA sınıfındaki arkadaşlarım, para babası danışmanlar ve gayeleri iyi olan işletme profesörlerince sıklıkla sarf edilen önce insan gelir ve insanlar ne kadar önemsendiğinizi öğrenene kadar ne kadar çok şey bildiğinizi önemsemez gibi üzerinden bal damlayan basma kalıp sözleri yineleyip duruyorduk. Ancak derinlerde bir yerde hepimiz için tek bir emel vardı. Kendimize hizmet etmek ve kendi amaçlarımızı, umut ve rüyalarımızı gerçekleştirebilmek. Bu uğurda kaç kişiyi tepelememiz gerektiğini önemsemeden ve böylelikle profesyonel başarıyla
Daha çok para peşinde koşma uğruna ruhlarımızı kurban ettik. Sahip olduğumuz her şeyi işlerimize verdik. Ve şu anda bunu itiraf etmek benim için son derece utanç verici olsa da ilk yıllarda bu keyifliydi. Son derece keyifli. Sınıftaki en zeki öğrenci olduğumdan çalışacağım şirketi dünyadaki en iyilerin arasından seçme şansım vardı. Her zaman biraz isyankar olduğumdan bu şirketlerin 6 haneli maaş tekliflerini annemin hayal kırıklıkları yaşayıp aklıma oynattığımı düşünmesine rağmen geri çevirmekten büyük keyif alıyordum. Kendisi de benim gibi çok kimsenin takip etmediği yollara sapmış olan işletme okulundaki en sevdiğim profesörlerden birinin nasihatini anımsayıp her zaman şöyle derdi. İdeal işinizi ararken bu çalışmayı isteyeceğim bir firma mı diye sormaktan vazgeçip bu sahip olmayı isteyeceğim bir firma mı diye sorun. Büyüme potansiyeli son derece fazla olan, adı çok duyulmamış bir finansal hizmet firmasının önerdiği dinamik yönetim pozisyonunu tercih ettim. Hisse senedi opsiyonları en ilgisiz görünen adayı bile cezbedecek güçtedir. Her sabah saat 05:15 iken ışıldayan Mercedes'im işverenimin anlaşma hediyesiydi. İçinde önümüzdeki birkaç yılı geçirecek olduğum cam ve metalden yapılma 70 katlı iş kulesinin yeraltı otoparkına giriyordu. Bir elimde o günkü The Wall Street Journal, diğerinde timsah derisi çantam uzun adımlarla yan yana dizili asansörlere doğru ilerleyip 62. kattaki ofisime çıkıyordum. Gerçek evim burasıydı. Odama varınca önce mesajlarımı dinleyip gerekli telefon görüşmelerini yapar ve bunu takip eden 16 ila 18 saati neredeyse kaos olarak nitelendirilebilecek bir şekilde aşırı bir endişe içinde geçirirdim. Kısa bir zaman içinde henüz 35'ime bile gelmeden önce bölüm müdürü, ardından kıdemli müdür ve son olarak da başkan yardımcısı oldum. Dünyanın her yerine birinci sınıfta uçuyor, seçkin iş adamlarıyla yan yana oturuyor, en iyi restoranlarda yemekler yiyor, yaşıtlarımın kıskançlıktan titremelerine neden olacak anlaşmalar yapıyordum. En sonunda bana lüks bir ofis tahsis edildi ve tıpkı umduğum gibi değeri göğü delip geçen hisse senetlerim sayesinde oda evini de alabildim. Birkaç yıl önce işletme okulundan birkaç arkadaşla birlikte içinde bulunduğumuz çekişmenin son derece fazla olduğu bu dönemde lider olmak isteyen kuruluşlara çalışanlarını eğitmek için çığır açıcı yeni bir yöntem sağlayan bravelife.com adlı internet bazlı bir şirket kurduk. Başta yalnızca eğlence için yaptığımız bir şey olan bravelife.com anında üstün bir başarı gösterdi ve birkaç ay içinde emsali olmayan şirketimiz ülke çapında yayınlanan iş dünyası ile ilgili dergilerin hemen hepsinde yer aldı. Bu konudaki bilir kişilerin halka açılmak için en uygun aday olduğumuzu söylemeleri ve girişimci kapitalistlerin son darbeyi vurmak için tepemizde akbabalar gibi dört dönmeleri ortaklarım ve benim için çok geçmeden zengin olacağımızın habercileriydi. Tıpkı daha sakin zamanlarda hayalini kurduğum gibi her şey yerli yerine oturuyordu. Zengin ve meşhur olup çok sevilecektik. Arzuladığım tüm maddi servete sahip olabilir, hayatımı istediğim gibi yaşayabilirdim. Zirveye varmama ve her zaman istediğim hayatı sürmeme az kalmıştı. Ancak hayallerime yaklaştıkça yelkenlerimi şişiren rüzgarı dindiren bir şey fark ettim. Her ne kadar inkar etmeye çalışsam da son derece mutsuz bir insandım. Hiçbir tutku ya da duygusal bağlantı kırıntısı olmayan bir evliliğin 7. yılını yaşıyordum. Kocam John Cruise'la liderlik kabiliyetlerimizi geliştirebilmemiz için ilk çalıştığım firmanın performansı yüksek yöneticilerini gönderdiği bir vahşi doğa dinlenme merkezinde tanıştım. John, dağlarda ilham bulmayı uman
Başarılı olmak için debelenen bir girişimciydi ve kendimizi aynı takımda gece yarısı zorlu bir kaya duvarına tırmanmaya çalışırken bulduk. Korkusuzluğuma ve azmime hayran kalmıştı. Ben de onun kibarlığına ve hayata olan tutkusuna. Aşık olduk ve tedbirli bir mizacıma ters düşmesine rağmen 6 hafta sonra evlendik. John güçlü bir karakter. Salt iyiliğin artık hak ettiği değeri bulamadığı bir dünyada var olmaya çalışan iyi bir adamdı. Birlikte geçirdiğimiz ilk yıllarda son derece güzel zamanlarımız oldu. Ancak yıllar ilerledikçe birbirimizi ihmal etmemizin sonucu olarak ilişkimiz parçalanmaya başladı. O doğayı ve açık havayı, bense aşırı gösterişli restoranlarda kaşların kalkmasına sebep olan moda gösterilerini seviyordum. O harika kitaplar toplamaktan ve arka bahçede ahşap işlemekten, bense harika şaraplar toplamaktan ve güzel sanatlardan hoşlanıyordum. Ancak evliliğimizin idealden uzaklaşmasına bu farklılıklarımızın sebep olmadığını belirtmeliyim. Asıl sorun hiçbir zaman evde kocamla vakit geçiremememdi. Akşam evimizin park yerine girdiğimde John çoktan uyumuş oluyordu ve sabahları uyurken Mercedes'im ofisime varmak üzere oluyordu. Aynı çatı altında yaşamamıza rağmen farklı hayatlar sürdürdüğümüzü söylemek yanlış olmazdı. Ancak bir insan olarak kendimi boş ve ümidi kırılmış hissetmemin arkasında John'la olan ilişkimizden daha fazlası yatıyordu. Hiçbir zaman evde olmadığım için acı çektiklerini bildiğim iki tane küçük ve harika çocuğumuz vardı. Ofiste geçirdiğim zamanlar hakkında bana tek kelime söylemiyorlardı. Ancak hayal kırıklıkları ve anne dedikleri kadınla daha iyi bir ilişki kurma istedikleri gözlerinden okunuyordu. Oğlumuz Porter 6 yaşına basmak üzereydi. Kızımız Sarita ise 3 yaşındaydı. Bu ilk yılların kişiliklerinin gelişmesi ve şekillenmesi açısından çok önemli olduğunu biliyordum. Yaşamlarının bu döneminde onları sevip kırılgan ruhlarına cömertçe şefkat ve bilgelik aşılayan harika insanlarla çevrili olmaları gerektiğini biliyordum. Onlardan uzakta geçireceğim ve uzun saatlerden pişman olacağımı biliyordum. Ancak ne yaparsam yapayım, ofisimin ve fazlasıyla karmaşık iş hayatımın getirdiği yükümlülüklerden kaçamıyordum. Bilge babam bana hep şöyle derdi: yaşam bir bütün oluşturmak üzere birbirine açılan fırsat pencerelerinden ibarettir. Porter ve Sarita'nın yalnızca bir kez çocuk olacaklarını ve bana o anda ihtiyaç duyduklarını anlayabilecek kadar mantıklı ve zekiydim. Bu fırsat penceresi kapandıktan sonra büyürlerken onları önlerindeki hayatı dolu dolu yaşayabilmeleri için ihtiyaçları olan değerler, meziyetler ve öngörülerle donatma şansını sonsuza dek kaybetmiş olacaktım. Ve bana en çok ihtiyaç duydukları anlarda yanlarında olamadığım için kendimi asla affetmeyeceğimi de biliyordum. Sanırım ne kaotik yaşamımdan geriye doğru birkaç adım atıp en önemli önceliklerimle ilgilenecek cesarete ne de bu önceliklerin yaşadığım hayata yansımasına izin verecek bilgeliğe sahiptim. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım bu kadar yoğun bir tempoda çalışmaktan kendimi alamıyor, yaşantıma bir denge getiremiyordum. Gündemimin yoğunluğunun verdiği adrenalinle kendimi önemli sanma hissinden yoksun bir yaşam sürebileceğimi sanmıyordum. Defalarca herkesin içinde benim için en önemli şeyin ailem olduğunu belirtmeme rağmen gerçekler bunun tam tersini söylüyordu. Tüm kanıtlar John ve çocukların kariyerimle zengin olma arzuma açık ara yenildiğini gösteriyordu. Hayatımdaki en iyi kötü tecrübe. Baştan yaşama şansım olsaydı daha çok dinlenirdim. Bu yolculukta olduğumdan daha çocukça davranırdım. Daha çok daha çıkar, daha çok nehre girer ve daha çok gün batımını izlerdim. Daha çok hakiki ve daha az hayali sorunum olurdu. Ah evet, iyi anlarım da oldu ve her şeye yeniden başlayabilseydim
daha çok iyi anım olmasını sağlardım. Hayatta yalnızca birbiri ardına gelen iyi anlardan daha başka bir şey elde etmeye çalışmazdım ve daha çok papatya toplardım. Nadine Steyer, 89 yaşında. Çoğu insan ölümle burun buruna gelmeden yaşamın gerçekten ne anlama geldiğini keşfedemiyor. Daha sonra ölümlü oldukları gerçeğiyle karşı karşıya gelince yaşamın en derin anlamlarını kavrayıp şimdiye kadar ıskaladıkları her şeyin farkına varıveriyorlar. Yaşam bu açıdan acımasız olabilir. Bize sunduğu hediyeler çoğu zaman son ana kadar gözümüze çarpmayabilir. Gençken ve önümüzde uzanan koca bir hayat varken yaşamayı ertelemeye meyilliyizdir. Gelecek yıl doğada daha çok vakit geçireceğim ya da daha çok gülüp daha çok seveceğim, gelecek yıl çocuklarımla daha çok vakit geçirip en iyi edebiyat eserlerini okuyacağım. Gelecek yıl daha çok gün batımı izleyip daha iyi arkadaşlıklar kuracağım. Ancak şu anda yapmam gereken işler ve buluşmam gereken insanlar var. Bunlar içinde yaşadığımız çağın standart nakaratları. Ancak ben eğer yaşama karşı harekete geçmezseniz onun size karşı harekete geçtiğini öğrendim. Günler haftalara, haftalar aylara dönüşür ve siz ne olduğunu anlamadan yaşamınız geçip gidiverir. Bilgeliğin ana teması çok açık. Varsayıldığı gibi yaşamayı bırakıp tasarladığınız şekilde yaşamaya başlayın. Oyuna yeniden dahil olup kalbinizin derinliklerinde yatan ve yaratmanın kaderinizde yazılı olduğu o zengin gerçekliği yaratmak için bir adım atın. Ölüm döşeğinde yatarken sürmüş olmayı istemeyeceğiniz yaşamı sürmeye başlayın. Ya da Mark Twain'in sözleriyle açıklayacak olursak öyle bir yaşam sürün ki cenazenizde mezarcı dahi ağlasın. Tuhaf bir dünyada yaşıyoruz. Dünyanın bir ucuna iğne ucu kadar küçük bir mesafe hatasıyla füze atılabiliyor. Ancak yaşadığımız caddenin karşısına geçip yeni bir komşumuzla tanışmakta güçlük çekiyoruz. Çocuklarımızla iletişim kurmak için ayırdığımız zamandan daha çoğunu televizyon izlemeye ayırıyoruz. Dünyayı değiştirmek istediğimizi söylüyoruz. Ancak kendimizi değiştirmeye istekli değiliz. Daha sonra güneş hayatımızın üzerinde batarken derin düşüncelere dalıp zamanında tadabileceğimiz zevkleri, yapabileceğimiz iyilikleri ve olabileceğimiz insanları göz ucuyla da olsa görüveriyoruz. Ama artık iş işten geçmiş oluyor. Çoğumuz yaşamak için ayağa kalkmaya çalışırken sonsuza dek yatma vakti gelmiş oluyor. Şükürler olsun ki benim uyanışım erken geldi. San Francisco'da düzenlenecek olan bir ileri teknoloji konferansında BraveLife.com'un başarısı ile ilgili bir konuşma yapmak üzere yola çıkmıştım. Hemen hemen kentin tamamını felce uğratan ve tüm yer trafiğini durduran bir kar fırtınası yüzünden neredeyse uçağımı kaçıracaktım. Nihayet uçağa bindikten sonra iki iş ortağımla birlikte birinci sınıftaki koltuklarımıza oturup olağanüstü güzellikte bir bardak şarabın tadına vararak sunumu nasıl yapacağımızı konuşmaya başladık. Yarım saat kadar sohbet ettikten sonra tüm günü ofiste geçirmenin getirdiği yorgunlukla izin isteyip uykuya daldım. Aniden kaptan pilotun anons yapan sesiyle uyanıverdim. Şu anda dışarıda çok kötü bir hava var. Görünüşe göre daha da kötüleşecek. Lütfen emniyet kemerlerinizin sıkıca takılı olduğundan emin olun ve koltuk masalarınızı dik konuma getirin, diyen o tanıdık talimat duyuldu. Sakin bir şekilde konuşmaya gayret etmesine rağmen sesi kaptan pilotu ele veriyordu. Çok daha önemli bir sorunla mücadele edip etmediğini düşünmeye başladım. Kaptan pilot konuşmaya devam ederken kalbim yerinden fırlayacakmışçasına çarpıyordu. Görünüşe bakılırsa bu fırtınalı hava bizi kokpitte epey uğraştıracak. Tekrar ediyorum,
Lütfen emniyet kemerlerinizi bağlı tutun. İçine girmek üzere olduğumuz bu fırtına ile ilgili bilgi edinir edinmez sizleri haberdar edeceğim. Bu anonsun hemen ardından kabin ışıkları söndü ve acil durum ışıkları yandı. Uçak sert bir şekilde sallanmaya başladı. Tabaklar yerlere devrildi. Başta katlanabilir olan türbülans çok geçmeden dayanılmaz bir hal aldı ve midem bulanmaya başladı. Ortağım Jack'in yüzüne baktım. Warren Beatty gençliğine benziyordu ve tıpkı benim gibi onun da iki çocuğu vardı. Normalde baskı altında olduğu durumları son derece iyi idare etmekte usta olan Jack, olanlar karşısında dehşete kapılmış gibiydi ve hızlı bir şekilde derin derin solumaya başlamıştı. Titreyerek elimi tuttuğunda asla unutmayacağım üç kelime sarf etti. Catherine, sanırım düşeceğiz. Bunu takip eden sonraki birkaç dakika hissettiklerimi size anlatabilmem çok güç. Jack'in haklı olduğunu biliyordum ancak tuhaf bir şekilde garip bir huzur ve kabulleniş hissiyle çevreleniverdim. Elini sıkıca tutarak gözlerimi kapadım ve çocuklarımı düşündüm. Zihnimdeki ekranda Porter'ın gülümseyen yüzü dans ederken içimi hüzün kapladı. Onun ilk cümlelerini ve o muhteşem oğlan çocuğunun ilk adımlarını hatırladım. Onu arka bahçemizde John'un onun ilk inşa ettiği ağaç evinde büyüyünce süper kahraman olmasını sağlayacağını söylediği fındık ezmesine batırılmış havucunu çiğnerken gördüm. Sarita'nın kıkırdayarak yanağının üzerinde zıplayıp avaz avaz çocuk şarkıları söylediğini gördüm. Ve ardından John'u benden daha çok sevdiğini söyleyerek dalga geçtiği barbekünün yanında içine bir dilim limon atılmış buz gibi bir korona içip dinlenirken gördüm. Dördümüz de ailecek çıktığımız tek tatilde neredeyse ağır çekimde izledim. Kanada'ya gidip kayalık dağlarını gezmiştik. Ancak ilginç olan şuydu. Uçak düşmeden önceki o son birkaç dakikada aklımdan geçen yüzlerce düşüncenin bir tanesi bile kendimle ya da işimle ilgili değildi. Sanırım aramızdaki en bilge kişilerin yüzyıllar boyunca söyledikleri doğruydu. Hayatınızın sonunda çok önemli olduğunu düşündüğünüz şeylerin aslında çok önemsiz şey ve çok önemsiz olduğunu düşündüğünüz şeylerin ise en önemli şeyler olduğunu anlayacaksınız. Hayatımın o en kötü anında ölümle yüz yüzeyken kazandığım parayı, sürdüğüm arabayı ya da kartımın üzerinde yazan unvanımı düşünmedim. Düşüncelerimin arasında şirketimizin kârı ya da üzerinde resmimin olduğu dergi kapakları yoktu. Tek düşünebildiğim ailemdi ve o anları ne çok sevdiğim, ne çok özleyecek olduğum ve onlarla daha çok vakit geçirmediğim için ne kadar pişman olduğumdu. Babam hep hiçbir cenaze arabasını takip eden bir evden eve nakliye kamyonu görmediğini söylerdi. Demek istediği, yaşamımız boyunca ne kadar çok şeye sahip olursanız olun, hiçbirini beraberinizde götüremeyecek olduğunuzdu. Beraberimizde götüremeyeceğimiz yegane şeyler anılarımız, gerçekten önemli şeyler hakkındaki anılarımız. Kendi ölümlülüğümle yüzleştiğimde şu kati sonuca vardım. En önemli şey ailemdi.